şaşkın ediliyor. Çünkü beklersen yani, konuşacağız. Neye rezil ediliyor? Mercan delilleri kaybetmenin peşinde. Ya bir saniye, İsmail Bacak'a soracaklarım var benim, müsaade edersen. Doğrusu ya, İsmail Bacak'tan korkular yok benim ağamın kardeşimin. Bir İsmail, bir şey Bey, yok. İsmail Bey merhabalar. Mercan delilleri çevirmeye müsaade et, abilerin konuşmak istiyorlar. İsmail Bey merhabalar. Merhaba Neden abla. Teşekkür ederim, sağ olun. Veli Bey selamlar. Aleykümselam. Teşekkürler. Şimdi İsmail Bey'in grafiklerini bir ekranlara getirelim. Şimdi İsmail Bey, siz Yılmaz Kılınç'la Yılmaz Kılınç'ı arıyorsunuz. Ayın, şöyle söyleyeyim. Şimdi bir 18 Temmuz'dan 22 Temmuz'a kadar. Yani 18 Temmuz'dan öldürüldüğü günün bir öncesine kadar, pazar gününe kadar olan sürede sizin Yılmaz Kılınç'la 6 kez bir görüşmeniz var. 6 kez görüşüyorsunuz. 21 Temmuz 2012 günü, yani cumartesi günü Yılmaz Kılınç Karaman'dayken kendisiyle bir 44 saniye görüşüyorsunuz. Daha sonra ertesi gün, pazar günü, Yılmaz Kılınç Karaman'dan Mersin'e dönüş yolundayken, artık orada bir meseleler olmuş, onları halletmiş, dönüş yolundayken Yılmaz Kılınç'ı arıyorsunuz ve 13 dakikalık bir görüşme gerçekleştiriyorsunuz. Hmm. 13 dakika boyunca Yılmaz Kılınç'la İsmail Bey ne görüştünüz? Hiç şey görüşmedik. Yellibel mevkisinden geldi, orada görüştük. İndin mi hocam dedim. Muta indim İsmail ben dedi. Tamam hocam dedim. Yılmaz, pardon, oradan... İsmail Bey. İsmail Bey. Bakın kardeşiniz belki bilmeyebilir ama sizin yaşınız da var, başınız da var. Şimdi HTS kayıtları diye birini telefonla aradığınız zaman bunlar kayıtlara düşüyor. Bunlar jandarmanın elde ettiği kayıtlar, JASAD'ın elde ettiği kayıtlar, bu dinleme kayıtlarında ve HTS kayıtlarını, sizin yaptığınız bütün görüşmeler, kimin kimi aradığı, sizin Yılmaz Bey aradığı, Yılmaz Bey ya da sizi aradığı, hepsi kayıtlara giriyor İsmail Bey. Ya kayıtlara girmişti, biz konuşuyorduk, biz de ararımız. Ne konuştunuz bana, ne konuştunuz 13 ya, dakika boyunca ne konuştunuz Mersin'e dönüş yolundayken rahmetliyle? Ya uğuracağım hocam buraya dedim. Uğuracağım dedi. Yetişebilsem uğuracağım dedi. Mustafa Hanım'ın oraya da varacağım dedi. Tamam dedim. Tamam. Gelirken burada uğra dedim bizim Yellibel mevkisine. Tamam uğrayabilsem uğrayayım dedi. Geldi adam, orada görüştük. Oradan da geçti. İndim mi aşağı Muta dedim. İndim dedi. Peki tamam, bir şey söyleyeceğim. Dedim. Bu bak, öyle kısa görüşmem var. Bir tanesi cumartesi günü ilk Karaman'a geldiğinde. Vallahi Mersin... geçmiş günü Neden abla, ben geçmiş günü şey demen. Yani bunlara endi adamlar ses sürecek yer arıyor. Kimsenin hattına değilen değiş. O adam oradan yakın bir yerden orayı bilen bir kişi. Biz bunda... Şimdi ben ona geliriz de siz benim sorularıma yanıt verin. Şimdi 13 dakika az bir zaman değil. Bakın 13 dakika ciddi bir zaman. Yani siz gelecek misin, gidecek misin, uğrayacak mısın, bilmem ne mi yapsan desem, ben konuşsam maksimum 3 dakika falan. Hadi diyelim 5 dakika. Ama sen 13 dakika boyunca rahmetiyle bir meseleyi konuşmuşsun. Ne istedin, ne söylediniz, ne konuştunuz? Ya ne istedik, ne konuştuk da bizim buraya uğrayacağım yerle bilmek istedim dedim. Uğrayacağım... Ya... Hayır, adam yani rahmetli Karaman'dan Mersin'e dönüyor artık. Yani senin kardeşinin, Mustafa'nın karısıyla arasını düzeltmek için gidip onun kayınpederiyle konuşuyor. Halledemeyince zaten Nurettin'in evine gidiyor. Ertesi günde zaten yola çıkıyor ve Mersin'e doğru yola çıkıyor. Yani adam artık dönüş yolunda yani rahmetli. O rahmetli dönüş yolundayken, bak hatta sana söyleyeyim. 22 Temmuz 2012 tarihinde sabah saat 07:14'te, sabah. 07:14'te rahmetliyi arıyorsun, 834 saniyelik bir görüşme yapıyorsun. Yani 13 dakika boyunca sabah. Ya ne aramış olabilirim de ben o sıra tarihini marini yazmam. Tamam, ne konuştun bu kadar? Abi? Ne konuştunuz bana, onu söyler misin İsmail Bey? Ya ne konuştun? Geleceğim hocam bizim buraya dedim. Geleceğim dedi. Tamam, ya da, yani rahmetli artık Mersin'e dönüyor, neyin gelmesi? Midesinden rahatsızlamış. Abimin midesi rahatsızdı. Midemden rahatsızdı. Bu kez de bunun midesi rahatsızdı. Hı, evet, geçen gün kalp kriziydi, bugün mide mi rahatsız? Bu normalde midem ağrıyor demiş. Mutun oraya gitmiş. Neden abla? Ha, söyleyin bu, İsmail. Bu iş uzak yerde değil bak. Ben gidip de orada o adamın yaylasını da bilmen, memleketlerinde bilmen, köyde evine bir sever vardım ben bu adamı. İsmail bak, gelelim devamına gelelim. İsmail devamına gelelim. Şimdi 22 Temmuz 2012 günü, yani pazar günü, rahmetli artık Mersin'e gelmiş, tamam mı? Çatak köyüne gelmiş, 24 Temmuz'a kadar.
Şimdi o kadar normalde telefonunuzda inanılmaz bir hareketlilik var. Birilerini arıyorsun, kardeşler kendi aralarında görüşüyor, bilmem ne oluyor falan filan. Sonrasında senin telefonun rahmetli Mersin'e döndükten sonra, Çatay'a ve obaya döndükten sonra pazar günü, pazar gününden 24 Temmuz'a kadar senin telefonun kapalı. Senin telefonun sessiz. Sen obaya sen mi gittin? Çekmiyor. Çekiyor. Olduğu yerde çekmiyordum. Bak çekiyor İsmail Bey, çekiyor. Çekiyor. Çektiği bir yer var, hatta 24 Temmuz'da sabah saat 06:49'da cinayetten sonra sen telefonu normalde kapatmışsın. Açıyorsun 24 Temmuz günü. Cinayetten bir gün sonra saat 06:49'da açıyorsun. Arkadaşın Hüsnü Kır'la, Hüsnü Kır seni arıyor ve 8 saniyelik görüşme yapıyorsun. 2 gün boyunca senin telefonun neden kapalıydı İsmail? Ya şarjım olmayabilir. Daha başında değil mi? Ben şarjım olmayabilir. Bak, 2 gün. Şöyle söyleyeyim de İsmail Bey bizimle... Bak hadi Orhan Bey sana söyleyeyim. İsmail Bey, belki anlarsın o zaman. Şöyle anlatayım. Yani o telefon görüşmeleri ben de inceledim Didem Hanım'ın az önce söylediklerini. Evet. Bütün günleri telefonunuz aktif. 18'inden itibaren bütün telefon hep aktif. Olaydan şarjı sonra var, da aktif. Aktif. Tabii. Olaydan sonra da aktif. Evet. Ama nedense o gün telefonunuz kapalı. İki kapalı gün bak. Teknik olarak söyleyeceğimiz şey bu. Kapalı. Kapatılmış telefon. Yani pazar günü rahmetli yoldayken evet. Ve bir dakika rahmetli yoldayken, tamam mı? Pazar günü rahmetli yoldayken ve şeye yaklaştığı sırada sizin telefonunuz kapanıyor. Ve geldiğinde, oraya geldiğinde de Mercan söylüyordu, tedirgin, korkmuş. Acaba onu tehdit mi ettiniz siz? Hayır. Hiçbir tehdit eden olmadı. Ettilerse oradan ettiler tehdidi. Kendi aile tarafından, orayı bilen bir kişilerden oldu tehdit olduysa. Mercan bizden var ya, delil kendi üstüne ne dönecek Mercan? Bak bir şey söyleyeceğim. Bizden bak, tehdit abilerim bile olsa olmadı. Söylerim dedin Ukiye. Abilerim bak, olsa, abilerinin tamam, gibi. Abilerim olsa ben söylerim diyorum ben de. Mercan çok kalkıyor. Benim hanım kardeşim üstüne çok kalkıyor Mercan. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Sonuçta en sonu görüşmüş olabilirim dedi. 13 dakikalık bir görüşme yapıyor. Yolda senin yanına gelirken senin kocan, canından çok sevdiğin, aşık olduğun, sana gülüm diyen kocan. Tamam mı Rukiye? Evet, sana gülüm diyor ya, aşıksın ya, çok seviyorsun ya. Canım gülüm diyor. Canım gülüm aşkım geliyor sana, adam yolda senin kollarına geliyor. Evet. Gelirken o sırada senin kardeşin abinle 13 dakika konuşuyor. Ya işte o İsmail'in bir daha sormuyor aramış. Sormuyor musun abi ne konuştun diye sorsana. Niye sormuyorsun? Sonra gitti adam zaten, bunlar her biri bir daha da mesela biri. Sonra senin abinin telefonu 2 gün boyunca kapalı. Niye? Bunlar ayrıydın, ayrı ayrı. Herkes ayrı. Şimdi senin yanına abim, mı geldi? Beli abim bir yerde. Rukiye senin yanına İsmail mı geldi? İsmail bacak bir yerde, abim Mustafa bacak bir yerde. Her biri bir daha. Rukiye senin yanına geldi ve senin kocanı, canından çok sevdiğin, sana gülüm diyen, aşkım diyen kocanı darp mı ettiler? Yo yo yo. Benim alemden, alemden ben hiçbir şikayetim yok. Delil buranın içinde. Delili çamuru başka yerlere sürmeye çalışılmaz. Oluysa bu delil en kısa zamanda çıkacak. Bak, benim ağam kardeşim daha da çoban hayat yaşıyor. Murat da, çünkü önce jandarmaya darp diye gidiyor. Murat darp etse, tamam mı? Darp sen diye bir şey demedim. Bu arada Nürüvvet Hanım delilleri kaybetmenin peşinde. Ben darp diye bir şey demedim. Murat ya Vasfi Allah aşkına darp diye gitmiyor darp musun? Darp diye dönüyor. Söylemedim ya. Ben darp diye sen söylemedin ama biri söylüyor. Biri söylüyor. Ben darp diye bir şey demedim. Dayım olan Yılmaz Kılıncı vuruldu dedim. Bak böyle dedim ben. Ben bu kadın ortada demek ki paniklenmiş, orada ne konuştuğunu bilmemiş. Ben sadece dedim ki bak, daha önce Yılmaz Kılıncı kaybettim. Önce Yılmaz Kılıncı zaten darp ediliyor. Hayır. Fakat jandarma geldiğinde. Darp'e girmiyorum. Bak burada bir delil karar duruyor. Ya ne delil ben, darp diye bir şey duymadım Nidem Hanım. Ben darp diye lapor vermedim. Ben sadece dayım olan Yılmaz Kılıncı kaybettik. Bir karakol ve 112 gönder dedim. Vallahi bence sen... Ben var kökümü biliyorum her şeyi. Rukiye tetiği çektiğimi bilmiyorum. Ama bir şeyleri saklıyorsun. Hayır. Ben izleyicilere sormak istiyorum. Ben bir şey saklamıyorum. Katil buranın içinde. Bu 11 yıldan sonra niye çıktı da arıyor babasını? Rukiye, hayırdır? Rukiye ben senin çok doğru bir insan olduğunu da görüyorum. Bak çok doğru tarafların da var. Ben senin er ya da geç bize bazı şeyleri itiraf edeceğini düşünüyorum. Sizce itiraf edecekler mi? Ahmet'e Mehmet'e bulaştırıp da benim alemi rezil olmasın. Benim alem daha da çoban hayat yaşıyor. Geçim ekmek dağıtıcı dağlarda kalıyor her biri. Bağırma bir sakin ol İsmail. Her biri dağda kalıyor o zaman. İrezil ettirmesin o zaman. Neredeyse söylesin bu. Vallahi kusura bakma. Hiç kimseye acıyacak veya vicdan yapacak durumda değilim. Bir buçuk ayda ben de vicdan değilim. Öyle değil mi? Benim ağama kardeşime sürme. Çamur buranın içinde. Evet burada doğru buranın söylüyor. Buranın içinde senin abinden şaşmaz bu. Benim ağama kardeşime çamur sürme.
bir sakin olur musun ya? Bir sakin olur musun? Bak, Ahmet'in de görüşmeleri var. Tabii. Ahmet bacağın görüşmelerini, diğer kardeşin görüşmelerini. Niye ya yapalım. Bizim... Ya biz, dur, herkes araştırıyoruz. Bizim oğlan kardeşler, benim oğlan kardeşlerim okumayacak. Niye sağda solda çağrılttırıyor? Hayırdır? Yani bu delili nereye dağıtmaya çalışıyorlar? Dağıtmıyoruz, delilleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Ahmet Bacak, Yılmaz Kılınç'ı arıyor. Mercan, sen kim arıyorsun? Abileri görelim. Yılmaz Kılınç'ı arıyor Ahmet Bacak. 21 Temmuz'dan 22 Temmuz arası iki defa görüşmesi var. Ahmet Bacak'ın telefonu Mustafa Bacak'la 23 Temmuz 2012'den saat 21.03'te. Yani şöyle söyleyeyim. Senin abin Ahmet, tamam mı? Mustafa Bacak'la diğer abisiyle görüşüyor. Kendi aralarında bir telefon trafiği dönüyor kardeşlerin. Ahmet, senin Ahmet var abilerin, Mustafa var, İsmail var, Veli var. 4 tane erkek kardeşim var. 5 tane. Bir de kavgaççım var. 5 kız 5 oğlanız tamam. Normal. Neyse, Ahmet'le Mustafa görüşüyorlar. Ve senin kocanın öldürüldüğü saatlere yakın, yani 21 saat 21 gibi cinayetin işlendiği saatlere yakın 574 saniyelik bir görüşme gerçekleştiriyorlar Ahmet'le Mustafa. Görüşme yapıldıktan sonra da 24 Temmuz 2012 gününe kadar, yani yine cinayetten sonra, Ahmet'in telefonları da hiçbir şekilde sinyal vermiyor. Kapatıyorlar telefonlarını. İkisi de kapatıyor. Aynen. Niye? Aynen. Ya yani Ahmet kapatıyor. Ahmet'le İsmail kapatıyor. Evet. Olabilir, çok çekmemiş güzel. Olabilir. Ahmet'le İsmail mi yukarı geldi? Bacak, İsmail Bacak su doldura gider, telefonu şey evde kalır. İsmail bir şey söylüyor. Olmayabilir. İsmail şimdi duyuyor. Kapanmış şimdi... da olabilir, çekmemiş de olabilir. Ben bir daha da çoban adamım. Ya senin telefonun 18 Temmuz'dan beri babalar gibi çekiyor. Sürekli konuşuyorsun. Bütün kardeşler konuşuyorsun. Telefonu şarj ediyorsun. Onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Sonra adamın öldürüldüğü gün şahit olduğundan. Benim abim olduğundan üstüne kuruyor. Eniştemiz şahit. O adam bir yere çıktığına dair. Ben burada Hüsnükür evinde kalıyor. Orada Hüsnükür eniştemin yanında kalıyor. O da biliyor bunu. Her gün sağa sola bulaştırmasınlar. Orayı bilen bir kişi, orayı bilen bir kişi bu. İsmail bence Bey, de, bence de, bence de, bence de. Bence o, kesin. De. O kesin yani. Tamam. Akrabalardan biri, o da kesin. Ben o adamın bak, yabancı biri, Orhan Bey, özür dilerim. Yabancı biri, İsmail ocağının, dur. Ocağının bak, çevresinde bu olay. Benim anam kardeşim. Yani yabancı biri. Ocağının çevresinde. Bak, bizim ekip oraya gitmek için önce yolu açtırdık. Ondan sonra bir iki kilometre falan yürüdüler. Ocağının başka biri, yabancı biri bir gidip Yılmaz Kılınç'ı öldürmedi. Tanıdığı, bildiği biri, hain biri onu vurdu, öldürdü. Evin içinden canice. Hain biri, vahşice. Canice, senin oğlan kardeşinden çıkarsa benim adım Urkya değil. Sen vahşice öldürdü benim kocamı hem de. Ananın kozuna geldi. Hiç benim oğlan kardeşime, kız kardeşime kara sürme, bu olay aydınlanacak. Aydınlanmazsa da bu kadın beni burada boş oyalamasın. Ben bu olayın peşindeyim. Çıkacak Allah'ın izniyle. Aynen, ben de peşindeyim. Sen benim oğlan kardeşime delil atamazsın. Bu delil de dosya ortalıkta. Kocam niye çıkartıyor? Niye kaynardan çıkartıyor? Bir şey diyeyim mi? Murat'tan çıkartıyor bu şans. Bağırınca haklı olmuyorsun. Bu şans niye çıkartıyor? Bağırınca haklı olmuyorsun. Bu bas... Bir sakin. Tutluk sarılıyorsa sinir etme. Biliyorsan konuş bir şeyi. Bir şeyi biliyorsan konuş. Bak sana şey... Oğlan kardeşim de dosya var benim kocamın çekmediler. Adına. Tekme sen çektiysen bile seni savundular. Beni kimse savunmaz. Beni sadece yaratan savunsun. Beni kimseye savunayım demedim. Kimseye de ben bir bu canı... Bu işte kardeşim bir bilgisi canı var. Kastetçi oluyordum. Ya bağırınca ne oluyor? Bir Didem canı kastetçi oluyordum. Sizin gibi 9 tane uşağı cinye verdim kızım. Rukiye, of. Orhan Bey'in İsmail Bey'e sorusu beni var. Beni sinir etme. Sizin gibi 9 tane uşağı cinlemişim. Ben o cezayı da çiğnerdim. Bir dakika sakin ol. Orhan Bey'in İsmail Bey'e sorusu var. Yok, şunu sor. Sorudan ziyade mesafe yakın. Bilmiyorum diyor ya. 2,5 saat ben baktım ona. Hmm. Karaman'ın yaylasında ya İsmail evet. Bey. Karaman yaylası. Olduğu yer arası tam 2,5 saat. Ya. Yani gidip gelinemeyecek bir yer değil. Ermenek sayılmıyorum. Bir dakika, Ermenek. Bir dakika. Bak, biliyorum, Karaman'ın yaylasında biliyorum, başkası biliyorum. Kalıyor. Ermenek. Biliyorum, tamam, biliyorum. Tamam, dinle 2,5 saat. Ama sen de delilleri karıştırıyorsun gibi geliyor bana. Yok yok, ben karıştırmıyorum, sen merak etme. Sen de bir yere oranın avukatlığını yapıyorsun. Bak, bu delil ortaya çıkacak. Sen de kurtaramam. Bir devlet memuru olarak sen de kurtaramam. Neyse, ben seninle muhatap olmayayım da. Ben zaman geçen oldum zaten. Tamam, olabilirsin. Rukiye'ce müsaade edersen bilgiler ortaya çıksın. Belki senin haberin yok. Dışarıdan Allah geldi Allah. Kardeşin kocanı vurdu gitti. Benim kardeşlerimde öyle bir karakter yok. Biz vahşi çocuğu değiliz. Onlar kocayı öldürecek kadar beni öldürürler kız kardeşini. Bu kadar basit. Niye? Niye? Niye seni niye öldürsün? Niye öldürmesinler canım? Benim neden, adamların daha kastı var. Neden? Bizim kız kardeşimiz yaşlı kocaya gitti diye mahkemeye verdi abim. Ben de dedim ki hürriyetim elimde. Bana kimse takışmasın. Ben hangi adım verdi? Melik oldunuz abim, yani. Abim Bacak. Bunlar daha önce de deliller şeylerde çıktı. Yani Veli Bacak mahkemeye verdi diye. Niye Veli Bacak'ın arkasından gidiyorsun?
sebebi. Ben abi ben farkını ben kardeşlerimin farkındayım. Ben kardeşlerimin ne yapıp ne yapmayacağını kendim kadar bilirim. Yok kendim canım kadar. Sizden Allah'a esirgesin. Sizden dinlendin lan. Adamı siz belada korsunuz. Adamı koruyla ya yakar bir bunlar. Bir dakika beni diyordunuz siz. Ya Didem Hanım bu İsmail Bey'in aramasından 3-5 dakika öncesinde de Ahmet arıyor bakın. Bir sıkıntı var orada bir şey konuşuluyor. Kendi aralarında bir olay var. Bir şey konuşuyorlar. Uzun uzun konuşuyorlar. En sonunda Yılmaz, evet. Yok Yılmaz Kılınç. 44 saniye herhalde biri aradı. Tehdit etti bir şey. Yani kapa telefonu falan diyor kapatıyor olabilir, telefonu. Olabilir, evet. Yani artık o tehditler bir şeyler istiyorlar. Çünkü obaya geldiğinde tedirgin. Sen de söyledin tedirgin geldi dedin zaten. Tedirgin benim kocam tedirgin geldi ne bana anlattı. Benim kocamdan ne ben ondan bir şey gizledim ne ben ondan ne benden bir şey gizledi kocam ne ben ondan. Sadece sordum ne oldu moralim bozuk biraz yüz benizin solgun dedim. Karaveli oğlan. Bunu sordum. Benim oğlan kardeşimden de şikayetçi olmadı adam. Kız kardeşimden de yok başkasından da. Sadece Karaveli'nin biraz endemsiz konuşmalarınızı söyledi bana. Karaveli'nin oğlu da sizin enişteniz. Karaveli'nin oğlu eniştemiz, sen eniştemiz, biz eni. Belki kız kardeşini barıştırmak için... Bakın. Belki kız kardeşiyle senin abini barıştırmak bakın. İçin oraya vardığı için babama oradan bir şey yaptılar. Nasıl babanı? Babanı yapıcı oluyordun kızım, yolda geliyordun. Babanı yolda öldürdün benim yolda oğlan olmaz. Kardeşim. Yolda plan Karaveli'nin tutmaz. Karaveli'nin oğlu öldürdü yolda plan bizim tutmuyor. Kendi birbirimizden dönmez, senin kardeşin olan... Bak benim asabımı bozma. Diyorsun, siz katilsiniz diyorsun. Katilsiniz, siz katilsiniz. Katilin eli bayraklısınız. Tamam da amcan oğlu sizin Halip'in abinin kardeşi amcan oğlunu öldürmüş. Gelinini öldürmüş. Burada meşhur sizin katilliğiniz. Niye ispatlıyorsunuz? Niye kararlıyorsunuz? Rukiye sakin ol bir dakika. Gördün mü? Veli Bey, bir dakika Mercan. Benim Veli kocam ispatladı. Ben gözümün en görmeme şart Bey, mı? Bir dakika canım dur ya. Veli Bey. Ben gözümün en görmeme şart mı? Bazı siz şey rahmetli, ya Rukiye dur. Siz rahmetliyi mahkemeye vermişsiniz de ne zaman konuşmaya başladınız rahmetliyle? Aranız ne zaman düzeldi? Düzeldi mi hiç? Bir sene sonra konuştuk biz. Dur dinle. Rahmetliyle mahkemeye vermişsiniz ya. Ya onu verdi birader bir yerde konuştu. Ha ondan sonra savcılığa varmış. Polis karakoluna da şey etmiş. Tamam. Bir dakika hangisi veli ya? Kızımız istiyor demiş. Üç gün oldu. Veli'ye sordular. Şu bu tarafınızdaki. Bu taraf veli'ye sorduklar onu. Ya İsmail şey alalım sesini. Veli şey konuşsun ya. Veli'yi konuşturun. Tamam da yani bir Veli sen cevap verir misin ya? Siyah yelekte olan Veli değil mi? Evet. Veli sen niye yanıt vermiyorsun? Evet. Dondu Veli. Veli sen önce mahkemelik oluyorsun. Alo. Ha, önce mahkemelik oluyorsun. Duyuyor musun beni? Ben... Donuyor mu? Telefon gelip duyuyorum. Gidiyor. Telefon çekmiyor. Hayır. Hayırdır. Göklerden gelen telefon bir haber var. Telefon gelip gidiyor. Sevgili. Bizim ağamın kardeşimin bağlantısı niye kesiliyor acaba? Telefon sen, gelmiyor şu an. Senin konuşmandan hayır. Konuşamıyorlar hayır. Maşallah yani. Ha. Evet. Ben dinliyorum. Veli sen şu gerçek konuşun. Mahkemelik olmuşsunuz ya. Evet. Sonra ne zaman konuşmaya evet. Başladınız rahmetliyle? Abla biz bir küslük sürmedik zaten. Ben mahkemeye verdim. Ha. Ben davacı oldum. Kız kardeşimin şeyine vardı. Dedim ki ne? Polis karakoluna vardım. Durumu anlattım. Gittiler, yakaladılar, geldiler savcılığa. Getirdiler. Dedi, sordu. Savcılıkta ifadelerini almışlar. Polis dedi ki ne? Kızım işte abin, işte... Kocam hangini seçiyorsun dedi. Kocamı seçiyorum dedi. Kocasına gitti. Bana gelirdi kız kardeşim. Öyle olsa kötü bir niyet taşısıydı. Ama geçen gün Ahmet miydi canlı yayındaki? Evet. Canlı yayına bağlanan Ahmet'ti galiba. Ahmet dedi ki benim abilerim konuşmuyordu. Hatta Durasan'la evlendikten hayır, sonra biz konuşmaya hayır, başladık. Hayır abla ben hiçbirimizde küslük tatmadık. Kız kardeşim iradesi elinde. Kız kardeşim şey etmiş. Biz ne yapabiliriz ya? Anladım da Ahmet öyle söylüyor. Konuşmadık onunla diyor. Ahmet hayır. Dedi abla, ya yayında dedi ya. Yayında söyledi. Ay yayında ya, söyledi. Ahmet cahil. Ahmet ne dediğini bildiği yok abla ya. Ahmet cahil birisi Ahmet, ya. Ahmet bunlar gibi okul okumadık. Biz daha da çoban çocuğu büyüdük. Hep okul okumadık. İşte Ahmet Allah düşmanın da cahilini vermesin insana. Ya düşmanın sizin bile... gibi... Bir düşünüyorum bazen yani. Vallahi avukatlığımdan yiyeceğim artık yani Rukiye evet. Sayesinde.
Benim oğlan kardeşime suç atıyor, dağıtmaya çalışıyor. Benim abim de kardeşime bir şey yok. İsmail, bundan İsmail. Sonra kadar araştırılsın. Dur, tamam dur. İsmail, silahı sen bu cinayet işlendikten sonra, az önce bir görgü tanığı söyledi. Cinayet işlendikten sonra bir şekilde sizin haberleştiğiniz ya da senin oralarda olduğun silahı alıp Ermenek yaylasına götürdüğün iddiası var. Nereye saklamış onu da söyle. O görevliğe tutmamış, beni öyle görmüştü. Neden tutmamış? Yakalasa gelseydin ya madem gördüğünü. Yakalasa gelse sorma mı da o gören tamam o zaman ben derdim işte tuttunuz derdim. Niye tutulmamış o adam o zaman öyle görmüş. Yakalama kararlı. Kimse tutsun o olay yerine o adam madem olan yerden olay yerine gidermiş. Niye vurdunuz adamı? Devletin hakimi savcısı. Bir dakika bir saniye Yılmaz Kılınç'ı niye vurdunuz öldürdünüz? Ben ya, sizin yaptığınızı düşünüyorum. Ben yerini bilmem merkezini bilmem niye vuracağım ben. Olan olmuş, İsmail. Bir çocukları olmuş arada. Niye hayır, hayır bak çocuklarını karıştırma İsmail. Sen orada gidip obada hayvanları otlatmak için Yılmaz Kılınç'tan istemişsin ama Yılmaz Kılınç sana vermemiş, Zekeriya Sarı'ya vermiş. Hayır, hayır, hayır. Sonra düşman mı oldunuz adama? Biz zaten orada Karaman, Konya yaylalarına gidiyoruz. Orada kalacaksak biz bu Mersin bölgesinden neden zaten neden istediniz? Bak bunu Rukiye de söylüyor. Rukiye de size verilmesini istemiş. Onlar belki de duymadı. Hayır. Biz kendi aramızda konuştuk. Hayır, bizim hayır, hayvanlarımız idare etmez orada. Biz eşimle beraber kendi aramızda konuştuk. Belki de ağamın kardeşimin haberi yok o olaydan. Sen durup dururken abinlerle arayı düzeltmek için böyle bir şey söyledin acaba? Yok ben ha? Bizim aramızda bir şey yok. Onlara kıyak mı geçmek istedin? Yok yok ben ağamın kardeşimle. Ben hepsinin yanına gitti konuştu geldi. Adamın içine damlamış ki kayınla konuştu, kaynanasından konuştu. Nur abiyle konuştu. Geldi adam 3 gün demedi. 3 gün aralamadı. İz attırdılar. Adam evine geldi. Adam 3 gün sonra öldürülüyor. Ya benim oğlan kardeşim yolda gelirken şimdi bir şey söyleyeceğim. Bunu. Öncesinde Yılmaz Kılınç'ın öldürülmeden 2-3 gün önce gidiyor işte sözüm ona Mustafa'yı karısıyla barıştırmak evet. için adam oraya çağırıyorlar. Evet, davet izattılar. Ediyorlar. Evet adam oraya tamam. olmamı dedesin. Ama 20 gün öncesinde yine senin kocan aynı yere yine gidiyor. Yani oraya gelip bir şeylerin pazarlığı yapılıyor senin abilerinle Yılmaz Kılınç arasında. Sonrasında Yılmaz Kılınç dönerken adamcağız korkuyor. Senin abilerin Yılmaz Kılınç'tan bir şey istiyorlar. Benim kocam hiçbir zaman bütün kayınlarından korkmadı korkmaz da. Korkmadı korkmaz da yani o adam her şeyi göze alalaktan çıktı yola. O adam korkuyordu ben beni kaçıramazdın o adam benim oğlan kardeşimden kız aramızdaki kardeşimden telefon görüşmeleri sadece kayıtlara düşmüyor. Benim aynı zamanda kadar vahşi bir dakika değil. Dur aynı zamanda telefonlarınız dinleniyor. Aranızda yaptığınız telefon görüşmeleri de dinleniyor. Yarın da aranızdaki kardeşlerin arasındaki Rukiye ile aranızdaki telefon görüşmelerinin tapelerini açıklayacağım. Bakalım orada bir nelerle karşı karşıya.